Erfelek, yeni Erfelek Hizmet Binası. Şu görmüş olduğunuz yer sanayi çarşısı. Sanayi çarşısının hemen bitişine yapılacak. Köprünün çıkışına, köprünün karşı tarafa geçişine. Oraya bu hizmet binası yapılacak ve bu hizmet binasında İller Bankası'ndan finanse edilecek ve buna da bizim belediye olarak ödeyebileceğimiz herhangi bir kuruş para yok. Bunu da İller Bankası'ndan karşılayacağız. Böyle bir şeyi de, hizmeti de bu Erfelek'e kazandıracağız. Hatta ve hatta düşüncelerim arasında meydandaki hükümet konağının da artık miadını doldurduğunu düşünerekten hemen belediyenin hemen bitişiğine hükümet konağının da yerleştirilmesi ve hükümet konağının olduğu yeri kaldırıp Musacan Meydanı'nı genişletmek, Musacan Meydanı'nın alt tarafına da bir otopark. Cuma günleri bu memlekette araç çekebilecek bir yer yok. Büyük bir otoparkın yapılaraktan hem Musacan Meydanı'nı genişletmek, büyütmek hem de oraya güzel bir eser oluşturmak, bu düşüncelerim var. Ama bu bir düşünce, inşallah bu olur. Çünkü hükümet konağına bizim fazla bir devlet dairesi olduğu için fazla bir müdahalemiz olacağını zannetmiyorum. Ama mümkün mertebe bunun için Ankara'da aşındırmadığım hiçbir yer olmayacak. Milli İttifak biliyorsunuz şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ortamında Milli İttifak İstişaresi adı altında en azından açılmayacak. Ankara'da hiçbir kapımız yok. İnşallah o kapıları da açar. Bu hizmeti de bu memlekete getiririm. Bunu düşüncesi var. Bu arada bizim buradaki belediye binası ne olacak? Şimdi belediye binasını taşıdık. Nereye taşıdık? Çayın karşı tarafına. Güzel, modern, çağdaş, çevreci, yeni belediye hizmet binamızı kurduk. Yavaş yavaş Erfelek'e çayın karşısına geçirdik. Gidiyor. Hatta önce toplu konutlarla başladık. Bungalov evlerle devam ettik. Bungalov evlerini de getirdik. Ta Araplara sattık. Hayallerim çok bitmiyor. Bendeki hayal o kadar çok fazla ki. Hayallerim bitmiyor. Diyorum ya. Ben hayallerimi hep gerçekleştirdim. Yeni hayallerime var mısınız benimle diyorum. Şimdi diğer bir hayalime geçiyorum. Burada bir belediye binamız var. Belediye binası bir ortak kullanım alanı. Altında aşağı yukarı takriben 15-20 tane dükkanın ve esnaf arkadaşımızın bulunduğu bir yer. Bizim buradaki söz hakkımız ne kadardır orasını bilmiyorum ama deprem yönetmeliklerine göre bu binanın güçlendirilmesi mi lazım? Yoksa yıkılıp yeniden mi yapılması lazım? Bunu dışarıdan çağıracağımız depremle ilgili binaların dayanıklılığıyla ilgili çağıracağımız mühendis arkadaşların vereceği raporlardan sonra ortaya çıkacaktır. Bu raporlarda dayanıklılık testinden geçerse şayet belediye binasının üstüne ek ilave iki kat daha atarak güzel bir otel yapmayı düşünüyorum. Otel yapmayı düşünüyorum. En üst katına da güzel bir konferans salonu. Yemekli bir konferans salonu. Düğün salonu da olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama derlerse ki burası yıkılacak. Yıkıldığı zaman da direkt yapacağım bir şey varsa temelden girdiğimiz zaman en alt kısma, bodrum kısma güzel bir konservatuvar salonu. Üstündeki dükkanlara ise 50 metre mesela örneğin bir 50 metrekare dükkanın çekme katlı dükkan vererek 80 metrekareye çıkartmayı oradaki esnaf arkadaşlarımızın güzellik yapmak açısından ve bunu da kentsel dönüşümle yapmayı düşünüyoruz. Ve burada şey gerektirmeyecek aslında. Devletin desteği ve teşvikiyle yapacağım. Bu da belediyenin parasıyla yapılacak değil bu hizmette. Kentsel dönüşümü az çok hepimiz biliyoruz. Kentsel dönüşümden
gerekli olan kredilerimiz alınacak ve kentsel dönüşümle yapacağız. Tabii bu benim bir düşüncem. Artı aşağıda bir 15 taneye yakında dükkan sahibi var. Dükkan sahipleriyle bir araya gelip konuşup anlaşıldıktan sonra yapılması gereken bir işlemlik diyebilirim. İnşallah projelerimiz aslında çok var. Aslında benim projelerimde esas alınacak olay tamamen inşaat üzerine kurulu. Bir binayı tamamen sıfırdan belediyenin imkanlarıyla yapabilecek kapasiteye gelmeyi düşünüyorum. Dışarıdan hiçbir ürün almadan, sadece demir haricinde, hiçbir ürün, demir ve çimento alma haricinde hiçbir ürün almadan sadece öz kaynaklarımızla Erferek'te biz inşaat ve yapılaşma, yani zaten belediyecinin görevinde şehircilik vardır, imar vardır. Bu belediyenin görevi ise biz de sıfırdan başlayıp tamamen bunları yapabileceğimiz konuma geldik. Bunun dışındaki sadece ufaktan bir proje sunayım. Daha bunu görsel olarak da herkese göstereceğim. Projelerimden bir tanesi asfalt üretim tesisleri. Projelerimden bir tanesi mobil beton santrali. Projelerimden bir tanesi BIMS fabrikası. Yani pirket fabrikası bildiğiniz. Parke fabrikası. Hazır direk, hazır beton fabrikası. Bunlar kum ve çakıl olan şeyler. Benim çakıl sanayi projemin bir parçası. En az 5 tane ünitenin yan yana getirildiği bir sanayi çarşısı kuracağım oraya. Bunları inşallah yapacağız. İstihdam arttıracağız. Her felek de kazanacak. Biz de kazanacağız. Sayın Başkanım, biz haber elinde olarak bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Sayın Başkanım, biz burada akşam olunca eşlerimizle evet. gidecek, çay içecek bir yerimiz yok. Evet. Öyle bir şey düşünüyor musunuz? Hani bir kafatayla gibi. Tabii. Şimdi akşam oluyor mesela, biz evde adam eşiyle bunalıyor. Yani... Onu söyleyeyim işte. Evet. Şimdi başkanım, şimdi akşam olunca adam eşini alacak, gidecek bir yer yok. Bakıyoruz ya, koşu başında kahve. Evet. Sinop'un Aşıklar Caddesi olur da Erfeli'nin Aşıklar Caddesi olmaz mı? Olur tabii ki başkanım. Bensem Abdurrahman Gülen bu memlekette bir Aşıklar Caddesi kuracağım. Kuracağım yerde 15 Temmuz ağaçlandırmasının olduğu yer ve Salavat Köprüsü'nün olduğu yer arasında güzel, zaten oraya 13 dönümlük bir arazi demiştim size. 13 dönüm arazinin olduğu yer cıvıl cıvıl olacak. Yazın oralara tamamen küçük küçük dükkanlar kuracağız. O dükkanları incici, boncukçu, işte elbiseci, bunları kuracağız. Yazın gerçekten de çok güzel bir yer olacak. Emin olun buna. Ben Orfeyek Çayı'nı çok güzel kullanacağım. Erfelek Çayı'nı da şöyle de söyleyeyim. Yani sadece burada kalmayacak. Erfelek Çayı'nın üstüne tahtadan köprü yapıyorlar ya. Bizim tahtadan köprüyle alakamız yok. Cam köprü yapacağız. Bizim fakir bir belediyecilik olmayacağız. Bunu reddediyoruz. Tahtadan köprü yaparak köprü yaptık demeyeceğiz. Fakir belediyeciliği kim yaparsa yapsın. Bizi ilgilendirmez. Biz zengin belediyeciyiz. Zengin insanlarız. Zengin toplum olacağız. Hedefimiz aş, iş, ekmek, zengin toplum olmak. Ağaç köprüler yaparaktan bu insanlar kandırılmaz. Zihniyetimiz değişecek. Bu kadar. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.